Gıda ve ambalaj sektörü üreticileri bu yılda Siyanar'da buluştu. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getiren organizasyon yeni pazar oluşumları için de hayli önem taşıyor. Ambalaj, paketleme ve gıda işleme teknolojileri fuarı IPEC'le eş zamanlı gerçekleşen World Food bu yıl 24. kez düzenlendi. Çok sayıda sektör şirketini aynı çatı altında buluşturan fuarda standını ziyaret ettiğimiz Hüseyin Albayram'dan izlenimlerini aldık. Fuardan beklentimiz daha çok yurt dışından gelen müşterilerle burada, kendi çalıştığımız müşterilerle burada işte diyalog kurmak, onlarla bir nevi ev sahipliği yapmak, işte tekrar onlarla burada görüşmek. Çünkü bizim çikolatanın sezonu 9. ayda başlar. Buradan bir nevi sezon başında müşterilerle irtibat kuracağız. Yeni sezon çalışmalarını değerlendiriyoruz. Onların siparişlerini alıyoruz. Yeni gelen müşterilerimizle diyaloğa geçiyoruz. Kokolin, draje ve meyve aromalı toz içecek olmak üzere 3 ana grupta faaliyet gösteren Real Çikolata, üretimini Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştiriyor. Bizde çikolata dediğimiz çikolatanın bir alt kalemi olan kokolin grubu var. Çikolatalı draje var, halk arasında bonibon olarak bilinen. Bir de meyve aromalı toz içeceklerimiz var. 9 gram, 1,5, 10 gram, 2 litre tarzında meyve sularımız var. Tesis Gaziantep'te şu anda 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4000 metrekare kapalı alanda otomasyon, teknoloji ağırlıklı yaklaşık 25 kişi çalışıyor şu anda. Biz sürekli zaten ARGE çalışmalarını bizzat pazarlara giderek, yurt dışındaki pazarları araştırarak oradaki müşterinin talebine göre belirliyoruz. İşte sürekli değişik pazarlarda hangi ürünler talep görüyor, hangi ürünlere daha çok talep oluyor. Biz de yani hedefimizi ona göre belirliyoruz. Yani sürekli her yıl biz mecburen ARGE çalışması yapıyoruz. Yeni ürünleri geliştiriyoruz kendimize. Alanı ile ilgili gerekli tüm kalite belgeleri yanında helal sertifikasına da sahip olan şirket, üretimin her aşamasında sıkı hijyen kuralları uyguluyor. Burada çıkan ürünler ben kendim çocuklarıma da götürdüğüm için biz onlara biraz daha dikkat ediyoruz. Yani her yiyen insanın bizim kendi kardeşimiz, çocuğumuz gibi düşünüyoruz. O konuda biraz daha dikkat ediyoruz. Özellikle bizim bu kokolin grubu dediğimiz çikolata grubunda yani tamamen sağlığa zararlı hiçbir şey bulunmamaktadır. Yani kimyasal olarak çocuğu etkileyecek veya büyükleri etkileyecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Bizde glikoz yok. Sentetik boya yerine biz direkt kendi orijinal boyaları kullanıyoruz. Doğal boyaları kullanıyoruz. Çünkü sentetik boya birçok ülkede biz ihracata çıktığımız için yasak zaten. Sentetik boya kullanamıyoruz. Onun haricinde bizde glikoz kullanımı yok. Bu meyve sularında da sadece bizde, o da Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde tatlandırıcı kullanıyoruz. Yani insan sağlığına zarar vermeyecek oranlarda. Çünkü onların oranın dışına çıkmadığı sürece zaten sağlığa zararlı bir şey bulunmamaktadır. Sektörde 18 yılı geride bırakan kuruluş, üretimin büyük bölümünü 16 ülkeye ihraç ediyor. Bizim şu anda %90 ihracat ve yaklaşık olarak şu anda 16 tane ülkeyle ihracat yapıyoruz. Her ülkede bir tane distribütör bayi dediğimiz bayilerimiz var. O bayiler kanalıyla o ülkelerin dağıtımını yapıyoruz. Balkanlardan başlar Dubai, Arap Yarımadası, Afrika, Arap ülkeleri. Yani özellikle şu anda biz yeni hedef olaraktan Doğu ve Batı Afrika'yı kendimize hedef seçtik. Yani önümüzde bir 5 yıl, 10 yıl gibi bu pazarlara ağırlık vereceğiz. Son günlerde yakaladığımız birlik beraberlik ortamının iş dünyasına da pozitif yansıdığını belirten Genel Müdür Hüseyin Albayram'dan şirketin yeni dönem hedeflerini dinliyoruz. Bu mevcut ürünlerimiz korunaraktan işte bir pazar araştırması yapıyoruz. Biz sürekli yurt dışına gidiyoruz. Orada hangi bölgede hangi ürünler daha çok gider diye o araştırmayı yapıyoruz. Yani şu anda hedefimizde bir gofret yatırımı var. İlk hedef olarak.